Aslı. Merhaba Şahika Hanım. Geleceğinden haberim yoktu. Yarım kalan birkaç işim vardı. Onları halledip çıkacağım. Size de haber vermedim. Çünkü bütün bu olaylardan sonra beni bir daha görmek istemezsiniz diye düşündüm. Ben de yüzünüze bakamam zaten bir daha. Sen gelmeseydin ben seni arayacaktım Aslı. Seninle Yağmur hakkında konuşmak istiyorum. Yağmur'u aramıza sen getirdin. Onun hakkında ne biliyorsan anlat bana. Açıkçası söyleyebileceğim çok bir şey yok. Ben de çok tanımıyorum Yağmur'u. Bir dernek için birlikte çalışmıştık. Oradan tanışıyoruz. Yani çok iyi, çok yapıcı bir insandır. Bana da her zaman çok iyi davrandı. Şahika Hanım, bu son yaşanan olayla ben Yağmur'un bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta o terapi videosunda Yağmur'un da görüntüleri vardı. O da zarar gördü. Çok utandı herkesin içinde. Neden yapsın ki böyle bir şeyi? Sen de bunu öğreneceksin işte Aslı. Bundan sonra gözünü dört aç. Yağmur'la ilgili bir şey öğrenirsen hemen bana söyle. Yani beni kovmayacak mısınız? Sana son bir şans daha veriyorum. Belli ki bu olayla ilgin yok. Ama bir hata daha yaparsan gözünün yaşına bakmam. Çok teşekkür ederim Şahika Hanım. Emin olun bir daha tekrarlanmayacak. Ben de öyle umuyorum. Herhalde dersini aldın. Herkese güvenilmeyeceğini öğrenmişsindir. Yağmur Hanım. Buyurun. Şuraya bir imza alacağım. İyi günler. Başımıza gelenler sadece sana ve bana zarar vermedi. Binlerce aile paralarını, birikimlerini kaybetti. Ama en kötüsü, insanlar umutlarını kaybettiler kızım. Her gün bu olayın mağdurları hakkında yeni bir haber duyuyorum. Varını yoğunu kaybettiği için intihar edenler, evsiz kalanlar, iş yerini, ailelerini kaybedenler hakkında çıkan haberleri okuduğumda suçlu olmadığım bir davaya dair ben vicdan azabı çekiyorum. Bu olay büyüdükçe insanların bana olan nefreti de artıyor. Ama benim en büyük korkum senin de beni yanlış tanıman. Bu hayatta istediğim tek şey benim masum olduğuma inanman. Ben insanların paralarını çalıp onların geleceğini yok edecek biri değilim. Şahika ve Haldun gerçekleri saklamak için yeni bir yol buldu. Hayatlarını mahvettikleri aileler için bir vakıf kurdular. Hiçbir aile kendilerini mağdur edenin aslında onlar olduğunu bilmiyor. Böylece Arsoy ailesi kendini masum bir hayırsever olarak gösterebilecek. Suçluluk duygusunu asla hafife alma derin. İnsanlara her şeyi yaptırabilecek tek şey bu duygudur. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misin? Uf, o kadar zor bir gün geçiriyorum ki anlatamam. Ne oldu?
Ayşe Ceylan olayı konuşuluyor hala. Ben de bütün günü kovulacak mıyım diye diken üstünde geçirdim. Şarkı Hanım'la konuştunuz mu? Sonunda konuştuk. Ama beklediğim kadar sert çıkmadı. Ben bunca olandan sonra kesin kovulurum diye bekliyordum. İşini kaybetmedin yani. Öyle oldu. Ama Şahik Hanım resmen sorguya çekti beni. Bin tane soru sordu. Seninle ilgili de sıkıştırdı. Benimle ilgili mi? Benden şüphelenmiyor herhalde. Vallahi herkesten şüpheleniyor Yağmur. Ama çok saçma değil mi? O gün ben de orada herkese rezil oldum. Oğluyla ilgili söylediklerimi duydular. Şahik Hanım da oradaydı. Ya işte haklısın. Haklısın ama kadın panik halinde. Ha, nereye saldıracağını bilemiyor. Bence zaten bu Ayşe Ceylan'ı kaçırtan da o. Öyle mi diyorsun? Öyle tabii. Başka kim olabilir ki? O gün duymadın mı? Herkesin içine tehdit etti Ayşe Hanım'ı. Bence sen bu Emre ile ilişkini tekrar bir gözden geçir. Anneyi görüyorsun işte. Artık Emre ile bir ilişkimiz var mı emin değilim. Niye? Ne oldu ki?